sizlere 200 yılı aşkın süredir iyi bir insan, iyi bir asker ve iyi bir denizci olmanın temellerinin atıldığı İstanbul'da Heybeliada'daki Deniz Lisesi Komutanlığı'ndan sesleneceğiz. Erdem, sağduyu, askerlik onuru, iyi ahlak ve bilim ilkeleriyle donatılmış olan geleceğin liderlerinin, Deniz Lisesi öğrencilerinin Heybeliada'daki zorlu ama bir o kadar da onur ve gurur verici yaşamlarına gelin hep beraber tanık olalım. Dingin atmosferi, faytonları ve tertemiz sokaklarıyla bildiğimiz Heybeliada'da bulunan, her sabah kalk borusuyla güne başlayan subay adaylarının eğitim aldığı kutsal bir yuva, Deniz Lisesi. 1773'te Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın önderliğinde Tersane Hendesehanesi'nin kuruluşuyla temelleri atılan ve donanmamıza binlerce subay kazandıran lise, bu geleneği günümüzde de sürdürüyor. 6.30'da çalan kalk borusuyla başlayan okuldaki günlük yaşam, öğrencilerin temizliklerini yapmaları ve ardından kahvaltılarını yapmak üzere yemekhaneye inmeleriyle sürüyor. Kahvaltı sonrası sınıflarının yollarını tutan öğrenciler gün içinde 40 dakika süreli 6-8 saat arası derslere katılmaktalar. Derslerin bitiminde ise sırayı spor, çeşitli sosyal etkinlikler ve eğitsel kol çalışmaları alıyor. Denizciliğin uluslararası niteliği göz önünde bulundurulunca gerekli düzeyde yabancı dil bilgisine ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Öğrenciler bu ihtiyacın karşılanması amacıyla İngiliz ve Alman dillerinde en modern imkanlarla eğitilmekte. Büyük önem verilen dil dersleri okulun sahip olduğu laboratuvarlarda uygulamalı olarak verilerek öğrencilerin derslerden en üst seviyede yararlanmaları sağlanıyor. Öğrenciler buradaki öğrenim hayatlarının sonunda okuldan birer deniz subayı olarak mezun olacakları için verilen eğitimin temelinde denizcilik ve askerlik eğitimi. Ders saatleri içinde alınan bu teorik bilgiler, ders dışı zamanlarda verilen tatbiki temel askeri eğitimlerle pekiştiriliyor. Üç eşit kuvvetin. Deniz Lisesi öğrencisi buru. Hizaya gel. İleri bak. Dikkat. Deniz Lisesi. Öğle yemekte burunda emir ve gösteriniz için hazırdır komutanım. Afiyet olsun arkadaşlar. Sol! Deniz Lisesi bünyesinde öğrenim hayatını sürdüren öğrencilerine bir yandan kaliteli bir eğitim sunarken, diğer yandan onlara bahriyelilik, örf ve adetlerini de öğretiyor. Bu amaçla sabah kahvaltısı ve öğle yemeği hep birlikte yenir, öğrenciler arasında bir birliktelik bağı oluşturulur. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki yabancı dil ağırlıklı liselerin fen bilimleri alanı programının uygulandığı lisede, askerlik ve denizcilikle ilgili yapılan eğitimlerle de öğrencilere iyi asker ve iyi denizci nitelikleri kazandırılır. Şimdi Deniz Lisesi'ndeki öğrencilerin dinlendikleri, sohbet ettikleri, televizyon izledikleri kafeteryadayız. Ve burada bulunan arkadaşlarımızla Deniz Lisesi ile ilgili sohbet edeceğiz. Onlardan Deniz Lisesi'ni bizlere tanıtmasını isteyeceğiz. Seni tanıyabilir miyiz? Hazırlık sınıf öğrencisi Muhammed Ali Kadıoğlu. Muhammed, deniz subaylığıyla nasıl tanıştın? İlk öğretim yıllarımda öğretmenlerim ve okulumuza Deniz Lisesi'ni tanıtmaya gelen komutanlarımız sayesinde deniz subaylığı hakkında bilgi sahibi oldum. Peki deniz subayı olmak isteme sürecinden ve buraya gelirken geçtiğin aşamalardan bize biraz bahseder misin? Çünkü şu anda bizi dinleyen ve deniz subayı olmak isteyen birçok arkadaşım var. Onlar da nasıl geldiğini öğrenmiş olsun. Deniz ve denizciliği sevmem, üniformaya olan tutkum Deniz Lisesi'ni seçmemde en önemli etkenler olmuştur. Ayrıca yaptığım araştırmalar neticesinde Deniz Lisesi'nde öğrencilerin çok kaliteli bir eğitim aldığını ve bir öğrencinin gelişimi için her türlü imkanı sağlandığını öğrendim. Büyük bir istek ile askeri liseler sınavlarına hazırlandım. Sınav, mülakat ve sağlık aşamalarında başarılı olarak Deniz Lisesi öğrencisi olma ayrıcalığını elde ettim ve denizcilik mesleğini seçtim. Peki seni tanıyabilir miyiz? 9. sınıf öğrencisi Nuri Rutekin. Nuri, Deniz Lisesi'nde okumak sizlere hangi nitelikleri kazandırıyor? Milli Eğitim Lise müfredat programının yanında bir deniz subayının sahip olması gereken iyi insan, iyi vatandaş, iyi asker ve iyi denizci gibi vasıflarla donatılmak amacıyla komutanlarımız ve öğretmenlerimiz tarafından yetiştirilmekteyiz. Bir Deniz Lisesi öğrencisi olarak bize kazandırılması hedeflenen nitelikler, erdemli olmak, güçlü benlik algısına sahip olmak, ulusal değerlere sahip olmak, disiplinli olmak, mesleğini sevmek, cesaret sahibi ve gerçekçi olmak, kendini ve çevresini geliştirmeye ve yenileştirmeye açık olmak, sosyal kişilik sahibi olmaktır.
Deniz Lisesi'nin öğrencilerine kazandırmayı hedeflediği nitelikleri Nuri'den dinledik. Şimdi bir başka arkadaşımıza soralım. Seni tanıyabilir miyiz? 10. sınıf öğrencisi Hüseyin Akkuş. Hüseyin, Deniz Lisesi sizlere kazandırmak istediği bu nitelikleri hangi faaliyetlerle kazandırıyor? Arkadaşımızın bahsettiği nitelikler bizlere konferanslarda, derslerde, temel askerlik eğitimlerinde ve denizcilik eğitimlerinde bizlere kazandırılıyor. Bu faaliyetler ise bizlere denize dost, rüzgarla kardeş, dalgalarla arkadaş biçimde yetişilmemiz içindir. Çok teşekkür ederim. Peki seni tanıyabilir miyiz? 11. sınıf öğrencisi Serhat Küçük. Böyle oldukça gurur verici, onur verici bir meslek ediniyorsunuz. Sonrası için gelecekten hedeflerin neler? Bunları bize biraz anlatır mısın? Tabii. Benimle diğer arkadaşların gibi öncelikli olarak hedefim Deniz Sesi'nden ve ardından Deniz Harp Okulu'ndan iyi bir deniz subayının sahip olması gereken nitelikleri kazanarak mezun olmak ve temel rütbelerimi takabilmek. Gelecekte ise iyi bir gemi ve deniz kuvvetlerinin komuta kademelerinde vatanıma en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Genç arkadaşlarımıza bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyoruz ve gelecekteki yaşamlarında başarılar diliyoruz. Deniz Lisesi'nde kültür ve sanat, eğitim süreciyle bilinçli olarak iç içe geçirilmiş bir yaşam biçimi. Lisenin öğrencileri modern yaşama ve denizciliğe özgü her türlü kültür ve sanat etkinliğine doğrudan katılan kişiler olarak eğitiliyor. Geleceğin subayları yazma, şiir okuma, hazırlıksız konuşma, resim, modelcilik gibi dallarda titizlikle yetiştiriliyorlar. Aldıkları eğitimleri kimi zaman uygulamalar yaparak, kimi zamansa yapılan yarışmalara katılarak değerlendirme fırsatı bulan öğrenciler, böylece deneyimlerini zenginleştirirken, diğer yandan kendilerini kanıtlama olanağı bulmuş oluyorlar. Ders dışı etkinlik olarak Deniz Lisesi'nde sporun yanı sıra eğitsel kol çalışmaları da yapılıyor. Şimdi gemi modelcilik kolunu tanıyacağız. Merhaba, seni tanıyabilir miyim? Gemi Modelciliği Kolu Başkanı 12. Sınıf Öğrencisi Üzeyir Karaca. Üzeyir, bize gemi modelciliği hakkında bilgi verir misin? Deniz Lisesi öğrencilerinin duyusal alan ve liderlik niteliklerinin gelişmesinde önemli rol oynayan eğitsel kollardan birisi de gemi modelciliği koludur. Bizler burada rehber öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan plan çerçevesinde ahşap ve plastik tekne modelleri üzerinde çalışıyoruz. Tekne modeli yapmak sabır, el becerisi ve en önemlisi de planlı çalışma gerektirmektedir. Buradaki çalışmalarımız sonucunda birlikte bir şeyler üretebilmenin keyfini yaşıyor. Ayrıca eski gemilerin yanında ileride görev yapacağımız modern gemilerin de yapı ve donanımlar hakkında bilgi sahibi oluyor. Deniz Lisesi her öğrencisini başta yüzme olmak üzere en az bir spor dalını uzmanlık derecesinde yapabilecek şekilde yetiştirmekte. Yüzmeye verilen önemin nedeni ise vücudun gelişmesini sağlayan en önemli sporlardan biri olmasının yanında denizde karşılaşılabilecek tehlikelerde bir can gereği vazifesi de görmesi. Deniz Lisesi'nde her öğrencinin yüzme ve yelken sporları başta olmak üzere en az bir spor dalını en iyi şekilde bilmesi hedeflenmekte. Şimdi yelken sporu ile ilgili bilgi edineceğiz. Yanımda yelken takımının kaptanı 12. sınıf öğrencisi Ahmet Sait Şahin var. Ahmet, bize yelken sporu ile ilgili bilgi verir misin? Burada yaptığınız faaliyetler neler? Bir deniz coğrafyası üzerinde yer alan ülkemizin deniz kuvvetlerinde gelecekte deniz subayı olarak görev alacak bizlere belirli bir program dahilinde tekne formundan rüzgarı kullanmaya kadar pek çok konuda yelkenli tekne eğitimi verilmektedir. Okulumuzda yelkenli tekne eğitimi Optimus adı verilen tek kişilik tekne kullanımından takım çalışmasının geliştirilmesi amacıyla
10 kişilik yelkenli filika kullanımına kadar geniş bir yelpazede icra edilmektedir. Ayrıca dedikleri takdirde arkadaşlarımız rüzgar sörfü eğitimi de almaktadır. Mesleğimizi sevdiren ve bizi denizle kaynaştıran yelken sporunu yaparken Deniz Sesi öğrencileri olarak Türkiye çapında icra edilen yelkenli tekne yarışlarında okulumuzu temsil etmenin heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Mesleğini denizde gerçekleştirecek subaylar yetiştiren okulda bedensel yetenekleri artırmak ve takım ruhuyla liderlik niteliklerini geliştirmek amacıyla beden eğitimi dersinin yanı sıra her gün belirli saatler arasında olimpik dallarda spor etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Derslerin ardından hava ve deniz koşulları dikkate alınarak denize çıkarılan öğrenciler, yelken, kürek gibi olimpik sporlarla ilgili teorik bilgileri, uzman antrenörler gözetiminde uygulamaya çalışarak denizcilik mesleğinin temel bilgi ve becerilerini kazanıyorlar. Öğrenciye akademik eğitim, spor etkinlikleri ve kültürel faaliyetlerle çağdaş bir şekilde yetiştiren Deniz Lisesi, her yıl Temmuz ayında düzenlenen diploma töreniyle öğrencilerini mezun etmekte. Böylece öğrencinin gözünde Heybeliada'ya bir deniz yolculuğuyla başlayan Deniz Lisesi eğitime, 4 yıl sonra Deniz Harp Okulu'na yapılacak yeni bir deniz yolculuğuyla noktalanır. Sevgili gençler, eğer gücünü yüce milletimizden alan şanlı ordumuzda subay olarak görev yapmak istiyorsanız, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanan merkezlere 28 Şubat 18 Mart 2011 tarihleri arasında kişisel olarak başvurmanız gerekiyor. Unutmayalım ki vatanımızın zeki, çevik, cesur, yetenekli, sorumluluk sahibi, çalışkan ve dürüst gençlere ihtiyacı var. Bu nitelikler istenilen ve özlenilen bir meslekle birleşirse başarılı ve mutlu bir gelecek sizin demektir diyor ve sizleri askeri liselere bekliyoruz.